şeytanın bizim ibadetlerimizde bize karşı kullandığı bir taktik vardır. Bir taktik. O da şudur. Eğer şeytan, nefis sizin ibadetinize engel olamazsa, ne kadar vesvese de verse, telkin de etse, siz o ibadeti yaptınız. Şeytan, nefsi açtınız ve bu telkinlere rağmen güzel bir amel ortaya çıkardınız. Şeytan, nefsin hevasına kapılmadınız. O zaman şeytan ve nefsin ikinci planı vardır. Baktı ki vazgeçiremiyor, ikinci plan devreye girer. Ne durur ikinci plan? O da yaptığınız amelin, yaptığınız iyiliğin sevabını azaltmak veya tümden iptal ettirmek. Baktı ki birincisine muvaffak olamadı, tamam bu adam bu ameli yaptı, hadi bana eyvallah demez. Bu devam eder. İkinci plan devreye girer. Bu bütün ibadetler için geçer. Namaz, niyaz, hac, zikir, fikir, tefekkür, yaptığınız iyilik, selam filan. Yani amel cihetiyle sizin sevap defterinize yazdırılan ne varsa hepsi için şeytanın bu şeyi geçerli. Şeytan ikinci plana geçiyor. Adam belki de unuttu. Yaptım diye seviniyor, ettim diye seviniyor. Güzel. İkinci plan bu. Amelin sevabını eksiltmek veya tümden iptal etmek. Peki, yapılan iyiliğin, yapılan güzelliğin, hayır hasenatın, güzel bir hareketin Allah katındaki sevabı nasıl azalır veya nasıl iptal olur? İşte Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla Bakara Suresi 264. ayet-i kerime, bilmenni vel eza. Başa kalkmak veya gönül kırmak. İki şey yapılan amelin sevabını götürüyor. Başa kalkmak ve gönül kırmak. Başa kalkmak nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu tabire bakalım. Başa kalkmak demek, yapılan iyiliği karşında bulunan insana onu kıracak, incitecek şekilde hatırlatmak. Bu başa kalkmaktır. Yapılan iyiliği karşıdakini kıracak, üzecek şekilde onu hatırlatmak veya yaptığı iyilikleri gündeme getirmek. Yaptığı güzel işi gündeme getirmek. İşte İslam'a göre bu bir başa kalkmaktır ve bu kişinin sevabından yavaş yavaş söyledikçe gidiyor. Eğer bir iyiliğin arkasında görünme isteği varsa, görüneyim, bilineyim, ismim yazılsın. Bir iyiliğin arkasında bilinme arzusu varsa, herkes bilsin. Bir iyiliğin arkasında gösterme duygusu varsa, herkes görsün. Bunlar sevabı etkileyen olaylardır. Veya bir iyiliğin arkasında itibar elde etmek niyeti varsa, veya bir iyiliğin arkasında konum sahibi olma niyeti varsa, veya bir iyiliğin arkasında bir nüfuz elde etmek, etki alanını genişletmek gibi bir niyeti varsa, bunlar da şüphesiz o kişinin sevabını eriten şeylerdir. Eğer bir iyilikten sonra ezici bir bakış, bir ezme bakışı varsa, yine o da iyiliğin sevabını etkileyen olaylardır. Özellikle ve özellikle günümüzde çok masumane başlangıç olan bir kelime var. Çok masumane bir başlangıç ama ben buna masumane bir başlangıç demiyorum. Sıkıntılı bir başlangıç. Mesela adam yaptığı bir iyiliği söyleyecek, bir tepkisi var. Böyle şeyler söylenmez ama diye başlıyor, devam ediyor. Hani söylenmezse ne söylüyorsun? Yani bir taraftan da aslında bak ben iyiliği söylemiyorum, söylenmez ama kurtarmaz seni. Veya söylemeyecektim ama diye devam ediyor. Veya kızmış karşısındakine, ona iyiliği dokunmuş, kızmış karşısındakine, elinden tutmasaydım hala sürünüyordu, neyi konuşuyorsun? Bunu söylüyor. Veya ev alırken yardım etmeseydim hala kiradaydın. Olmuş, araları bozulmuş, bir şey olmuş. Veya aracı olmasaydım sana kızı vermeyeceklerdi. Veya işe benim yerleştirdim, unutma ha. İşe ben yerleştirdim ha. Veya şimdi bizi tanımıyor, oysa önceden ne iyiliklerimiz vardı. Veya bak benim paramla neler yapmış. Veya ben seni idare etmeseydim neler olurdu neler. Bunların hepsinde bir ne vardır? Bir başa kalkma vardır. Bu sözler Müslümanın ağzından çıkacak sözlerdir.